Herkese merhabalar, Cities Skylines 2'ye hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar öncelikle şurada birkaç şeyi düzelttim. Şuraya bir ilkokul ekledim. Şurada insanların mutluluğuna baktığımda ilkokulun uzaklığından bahsediyorlardı. Buraya bir ilkokul koydum. İki tane de park koydum. Eğlence eksikliği de burada mutlulukları etkileniyordu. Sonra biraz şuradaki kargo terminalini düzelttim, yük terminalini. Bir de Türkçe yamayı değiştirdim. Squid Games çeviri diye birileri yapmış. Onlardan çeviri aldım. Ama %100 çevirmemişler tabii ki de. Bazı şeylerin çevirileri gitti. Önemli değil ama çoğu şeyi zaten çözdük. Yani temel şeyleri görsek bile bize yetiyor bence. Sonra şuraya bir postane ekledim. İşte telekom kulesi ekledim. Buraya İşte park bakım garajıyla adı nedir? Yol bakım depoları ekledim. Bu arada burası bayağı iyi çalışıyor. Önceki bölümde bağlantılarını koymayı unutmuşum. Onu da şöyle göstereyim. İkisi de şöyle bağlı. Bu arada bunlar burada neden bekliyor şu anda? Acaba tıkandılar mı burada? Mümkün yani olabilir. Tıkanmış olabilirler. Ama bayağı iyi çalışıyor. Böyle en yoğun saatte bile baktım. Yani 3 şeridi de kullanıyorlar. Sadece şurada bir tık tıkanma oluyor ama böyle şu yolu tamamen kaplamıyorlar yani. Sıkıntı olmuyor yani şu anda burada. Burası bayağı iyi oldu bence. Ha, tek sorun şu oluyor arkadaşlar. Mesela buraya gelip burayı doldurdular mesela. Sonra gidip ekstra depoları doldurmaya başlıyor. Mesela şurada gördüğünüz gibi. Bu elemanlar buradan mesela şuna giremiyorlar. Onu fark ettim. Ama büyük ihtimal yine de çalışıyor olabilir. Onu detaylı bir araştırmak lazım. Mesela buranın bağlantısı buraya yok. Yani bu araçlar buraya gidemiyor. Ve bir de buraya geldikleri zaman bazen nedense buradan çıkmaları gerekiyorken buradan dönüp şuradan çıkıyorlar. Veya buradan çıkıyorlar. Yani buradan bir yerden çıkıyorlar. Veyahut da şuradan çıkıyorlar. Ama yine de yani tekrar bu tarafa dönmedikleri için bu tarafta trafik yapmıyorlar. Tam istediğim gibi çalışıyor. Kargo terminali tam istediğim gibi oldu. Bu arada bir de şu hadron çarpıştırıcısına dekor yaptım arkadaşlar. Videonun dışında da yaptım çünkü çok fazla zaman alıyor ve oyun dediğim gibi bunları eklediğimiz zaman çöküyor. Şöyle bir yer tasarladım. Bence iyi oldu. Boş alanı da değerlendirmiş olduk. Bence gayet güzel oldu. Şuraya şöyle bir kafe tarzı bir yer yaptım. Yürüyüş yerleri yaptım. Belki insanlar buralarda yürürler. Tabii gerçi buraya gitmeleri için bir sebep olmadığı için buraya büyük ihtimal insan gelmeyecektir. Ama bence görsel olarak burayı da böylece tamamlamış olduk bence. Gayet iyi duruyor yani. Şurası tam tamamlanmış bir kampüs alanı oldu bence. Bir de şuraya su ekledim arkadaşlar. Tabii ağaçları kaldırmadım. Ağaçları kaldırınca bir tık boş gözüküyordu. Yine de ağaçları burada bıraktım. Biraz su ekledim, böyle çok eklemedim. Bence iyi oldu, böyle tam dere gibi oldu. Dere gibi yapıyorum demiştim burayı yapıyorken. Tam da dere gibi oldu. Bir de şu kısımdaki bazı büyük binaları küçük binalara dönüştürdüm arkadaşlar. Bayağı burada insan yaşıyordu. Birkaç büyük binaları da azalttım. Bir tık bura sanki böyle küçük bir yere dönüştü gibi ama İleride buraları düzelteceğiz. Şuradaki bazı ofis binalarını da kaldırdım. Bunlar çünkü çok yan yana, mesela 3-4 tane yan yana şöyle vardı. Bayağı görüntü olarak da kötü duruyordu. Büyük ihtimal bunların istekleri şu anda olmadığı için yeniden inşa etmiyorlar. Aynen abi. Hiç istekleri yok. Yani o yüzden tekrar inşa etmiyorlar. Bu arada burasını çevirmemişler. Ha, burayı da çevirseler iyi olurmuş. Sonra bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Ben şurayı düşünüyorum. Yani şuraya başlayalım diyorum. Bence şu kısmı bitirebiliriz. Şuraya en azından bir nasıl diyelim? Şuradan bir bakalım. Büyüklü küçüklü evler yapabiliriz. Düşük kiralı konutları, işte orta yoğunlukla büyük yoğunluklu konutları burada karıştırarak bir yer yapabiliriz diye düşünüyorum. Bence buraya iyi olacaktır. Şu kısma da sıralı orta yoğunluklu ev yapmak istiyorum. Bence güzel duracaktır buraya. Hatta direkt buradan başlayabiliriz. Şimdi abi şöyle
orta yoğunluklu konutlardan başlayalım. O bu arada şu kısmı yapamamıştık. Önceki bölümde aynen burası bug olmuştu. Onu öncelikle burayı bir düzeltelim. Yani şuradan düzeltelim. Yani şimdi buraya bina yapabiliyoruz. Geri kalan da kendisi tamamladı. Abi sen burada ne geziyorsun? Gözünü seveyim. İçinde bir de yolcusu var. Acaba burada takıldı kaldı mı? Ama burada duruyor. Garipmiş yani. Şöyle yapalım. Kampüste yaptığımız gibi bence aralarını yine boşluklarla bırakalım. Nerede abi? Şöyle göstereyim. Yani böyle yapsak sanki daha mantıklı olur gibi. Ama bir tık daha sık yapacağım. Çünkü burasını güzel gözükmesini istiyorum. Mesela atıyorum nasıl yapalım? Şöyle koyalım. İşte şöyle koyalım. Araları biraz daha bol olacak. Ha, böyle biraz daha bol bina olsun. Aralara sığdığı kadar şey koyarız. Adı nedir? Park koyarız. Şuraya mesela koyalım. Buraya koyalım. Ha, buraları olabildiğince evle dolduralım. Bence iyi olacaktır. Hatta yan yana iki tane koyalım şuraya. Burayı tamamen doldurabiliriz. Veyahut da bir saniye abi, burayı koymasınlar. Buraya iki tane işletme koyalım. Yüksek yoğunluklu koyalım. Buraya bir iki güzel durur. Şuraya yüksek olursa belki hem şu duvarı da biraz kapatmış olur. Hatta bir tane daha koyalım. Sonra da geri kalan şu kısımları ev doldurabiliriz. Yani bence şu kısımları tamamen ev doldurabiliriz. Şuraya biraz küçük park koyarız tam oraya. Şurası dursun. Şimdi parkları koyalım. Elimizde tabii hep kısıtlı park olduğu için biraz seçerek koymamız gerekiyor. Yani mesela bir tane şundan olabilir. O bu arada park koyarken oyun bayağı donuyor. Onu da bilemedim niye böyle bir şey olmaya başladıysa. Yani şuraya bir kaykay koyabiliriz. İşte nerede, şurada küçük bir yerimiz vardı. İki tane sığıyor mu? İki tane sığmıyor. Bir tane koyalım. Yine kaykay koyabiliriz. Şuraya büyükten sığıyor. O tam ayarlamışım abi. Tam ayarlamışım. Oraya tam sığdı. Çok iyi. Şu kamp yeri herhalde devasa. Onu koyamıyoruz. Şu yanına olur mu? Aynen. Şunu koyalım. Bir tane şurada küçük vardı. Arası boşluk olsun. Ağaçla koyabiliriz aralarına. O şurada bir tane küçük yerimiz var. Buraya sığıyor mu? Buraya sığmıyor. O buraya yine şu büyükten koyabiliyor muyuz? O duvara geliyor. Koyamıyoruz onu. Şöyle yapalım. İki tane bundan koyalım. Bir tane şöyle yan koyalım. He, orası iyi oldu. Şuraya da bir tane park koyalım. Bakalım nasıl yerleşecekler. O sırada biz de şeyleri koyabiliriz. Ağaçlandırmaları yapabiliriz. Şu kısımdan başlayalım mesela. Şöyle dolduralım. Hatta şu kısımlara da biraz koysak iyi olur. Buralar bir tık boş kalmış. Abi şöyle dolduralım. Bu arada keşke şeyi yapsaydık. Tramvay metro hatlarını önceden yapsaydık. Bayağı işimize yarardı. Ama onu yine farklı bir bölüme saklamak istiyorum. Burayı inşa ettikten sonra bir sonraki bölüm orayı yapabiliriz. Yani metro hatlarını yapabiliriz. Metro tramvay hatları çekebiliriz. Şöyle biraz da açık renkli koyalım. Yani böylece bu kısım oldu gibi. Yani şöyle inşa etmelerini bekleyelim biraz. Bakalım nasıl olacak. Onlar burayı inşa ediyor dururken bir de bu tarafı da yapalım. Yine aynı şekilde yapmak istiyorum. Şöyle yapalım. Bu kısma yine işletme koyalım. Şöyle büyüklerden koyalım. Umarım şöyle bir tık büyük binalar yaparlar. Tam bu köşelerde büyük bina olmasını istiyorum. Mesela şurada küçükleri ama böyle boyutları büyük olursa burada bayağı güzel duracaktır. Sonra şimdi geri kalan binaları yerleştirelim buraya. Bence burası yine mükemmel gözükecek. Tam burayı tasarlarken şunu hayal etmiştim. Otobanlar işte yanlarda, arada işte pardon, iki yerleşkenin arasında otobanlar falan. Çünkü bu tarafları da inşa edeceğiz. Burada da bir yerleşke olduğunu düşünürseniz
Şurası kanal gibi gözükebilir ama bir tık daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım bir bitsin. Zaten çok projemiz var. Hala kurmaya devam edeceğiz. Şuraya biraz fazla bina koyabiliriz. Şuraya bir tane koyalım. Şurada park olsun. Şuraya geri kalanı da bina olsun. Şuraya da yine 3 tane büyük işletme koyalım. Umarım bir büyük işletme yaparlar. Biraz güzel gözükmesini istiyorum buranın. Şurada herhalde 2 tane yaptı. Yanına da bir tane büyük koyalım. Sonra da yine partlarımız nerede abi? Şuraya olabildiğince şundan koymak istiyorum ama bu sığmıyor. O tam şuraya sığdı. Birkaç yere daha sığarsa daha iyi olur. Aynen şuraya da oldu. Buraya da oldu. Çünkü bu en büyük park olduğu için olabildiğince bundan koymak istiyorum. Şu buraya sığıyor mu abi? Tam sığdı. Çok iyi. Şuraya kaykay park tam olur mu? Tam sığıyor. Mükemmel. Bu taraf biraz daha düzgün tasarlamışız. Şuraya 2 tane basketbol kortu koyalım. Başka neyimiz vardı? Bu sığmıyordu. Şurada bir tık daha büyük bir şey var mı? Aynen şu olur. Yanına da bir tane küçük bundan koyalım. O şuradaki binaları unuttuk. Bir tane şuraya apartman koysunlar. Şuraya şöyle apartman koysunlar abi. Aynen. Biraz şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Arada bir tane bina olsun. Yine parkımızı alalım. Tabi buralar biraz yükseklikten dolayı buradaki binalar biraz garip durabilir ama problem değil. Bence iyi olacaktır burası da. Şöyle bir tane kaykay parkı kursak acaba şey durur mu? Engebeden dolayı kötü durur mu? Onun yerine normal park koyalım bence. Aynen abi, normal park koyalım. Bu herhalde sığmıyordu. Şundan koyalım. Yanına bir de ne koyabiliriz? Bir tane şundan koyalım. Geri kalanını da şöyle ağaç koyabiliriz. Ağaçlar, meşeler. Yine dolduralım. Arada böyle bazen donuyor. O da otomatik kaydettiği için arkadaşlar. Yoksa başka bir problem yok yani. Şuraya da herhalde bir tane park koyacaktık. Burayı unutmuşuz. Şu bizim sığmıyordu buraya. Bir tane şundan koyalım. Yanına da şu sığar mı? O buraya izin vermiyor. Biraz engebesi kötü olduğunu. O şu sığıyor. Tamam. Herhalde burası da tamam. Şöyle ben ağaçlarını da koyayım hemen. Şöyle ağaçlarını da yerleştirdim arkadaşlar. Bence bayağı güzel oldu. Bir de bir an önce binaları inşa etseler tam olacak gibi. Sizce nasıl oldu? Bir tık daha şey yapabilir miyiz acaba? Buraya çok büyük bina koysak mı? Onu bilemiyorum arkadaşlar. Sanki burada çok büyük bina koysak absürt durabilir yani. Bu bina tam iyi yani. Orta yoğunluklu böyle. Tam da duvarın seviyesinde yani. Bence iyi oldu. Şu tarafta bir inşa olsa bence şöyle uzaktan baktığımızda bayağı iyi gözükecektir. O abi bu arada bir şey fark ettim. Şurada bizim atıklarımız var. Bunu taşımamız lazım. Bir de herhalde şurası su akışı. Yani su akışını bakabiliyor muyuz? O bir saniye abi, moddan. Bir önce şunu bir kapatalım. Şöyle su akışına bir bakalım. Aynen abi, su akışı biraz garip olmuş. Yani bu taraf aslında bu tarafa gelmemesi gerekiyor. O büyük ihtimal bir ara bizim suyumuz kesilmişti. O yüzden olmuş olabilir. Gerçi ben kaldırmıştım. Ondan dolayı olmuş olabilir. Tekrar şu modu açayım. Bunu aslında bir atıkları bir yere taşısak daha iyi olur. Acaba bir de şey var mı arkadaşlar? Bunda direkt böyle kanalizasyon değil de direkt bunu arıtabileceğimiz şu mu var acaba? Bu herhalde olabilir. Atık suları işler, zararlı maddeleri arındırır. Artılan su daha sonra tekrar su şebekesine pompalanır. Ayrılan zararlı maddeye toplanacak, çöp haline gelir. O. Ama tekrar su şebekesine pompalanır diyor. Acaba riskli bir bina mı bu? Arıtma oranı çünkü %50 diyor. Bilemedim bunu. Buna bir ayrıntılı bakmak lazım. Ama ben öncelikle şu ikisini taşımak istiyorum. Şöyle yapalım. Şimdilik şuraya taşıyalım. Bir saniye, bura herhalde iyi olur gibi. Uzak olması önemli mi acaba?
Bence önemli değildir. Şöyle yapalım. Hatta kanalizasyon arıtma değil de şurada kirli su rengi diyor, ihracat diyor. Arıtma yapıyormuşuz zaten biz. Bir saniye abi, arıtma yapıyorduk herhalde. Şunlar da herhalde, yanlışım yoksa aynen 3 tane arıtma yapıyoruz zaten. Şöyle şuraya 3 tane, hatta 5 tane yerleştirelim. Burada olsun bunlar. Şöyle birbirlerine de bağlayalım. Ha, bunu erkenden yapalım. Oradaki su olabildiğince hızlı temizlensin. Şöyle getirelim. Şuraya bağlayalım. Herhalde bağlantısı oldu. Şöyle bunları da kaldırdığımız zaman, bir de yer altındaki şunu attı kaldıralım. Daha bir tık fazla kaldırdı. Onu şöyle bağlayalım. Herhalde tamamdır. Herhalde bu suyun tabii temizlenmesi biraz vakit alacak. Hiçbir riske girmedik değil mi? Aynen, şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Şehirde var mı? Aynen, şehirde de bir sıkıntı yok. Şuralar inşa oldu mu? Buraların inşa olması biraz vakit alacak. O abi, şu görüntü bile hoşuma gidiyor benim, şöyle hizalanmış bir şekilde gözükmesi. Tabi hep ayrı renk koymuşlar. O biraz garip olmuş. Şimdi şurayı tasarlamak istiyorum arkadaşlar. Buraya da büyük ve orta karışık yapmak istiyorum. Öncelikle ama şeyi planlayalım. İşletme kısımlarını planlayalım ki diğer yerleşkeleri düzgün yerleştirelim. Şöyle düşünüyorum. Biraz daha iç kısma koyalım işletmeleri. Dış kısma da yerleşke binalarını koyalım. Çünkü konutlar daha iyi duruyor böyle. Dışarıdan daha güzel gözüküyor. Şöyle söyleyeyim. Şöyle anlatmak istiyorum. Mesela şurada yapmıştık. Dış kısmı işletme, iç kısmı konut olduğu yeri gösteriyorum mesela şu anda. İşletmeler böyle büyüdükçe, seviyeleri arttıkça biraz sanki küçülüyorlar gibi. Ben onu gözlemledim. Veyahut da ben tam böyle kare koymamış olabilirim diyeceğim ama koymuşum da. Mesela şu bina istese büyüyebilirmiş, büyük olabilirmiş. Herhalde işletmeler çok fazla büyümüyor anladığım kadarıyla. O yüzden şöyle yapacağım. İç kısımlara yapacağım. Sadece mesela şu kısma, şu kısma. Şuraya farklı bir planım var. Orası dursun. Aslında şöyle de bağlayabiliriz. Veyahut da şöyle yapalım. Bir tane büyük bina buraya koyalım. Bir tane büyük bina buraya koyalım. Şöyle yapmaz herhalde. Büyük ihtimal şöyle olması gerekiyor. O iki tane yaptı. Acaba bunun tek bir tane yapmasını sağlayabilir miyiz? Herhalde yapmıyor tek bir tane. O yüzden şöyle yapacağım. Şu kısmı keseceğim. Şimdi yapar mı? Aynen. Şimdi oldu. Şöyle yapalım. Aralara serpiştireceğim. Yani her yerde büyük bina olsun istemiyorum. Önceki yerlerde çünkü öyle yaptık. Tam şu tren hattının yanında bir tane büyük bina olsun. Bir tane şöyle karşısında olsun. Aynen abi. Böyle şöyle trenin arasından baktığımız zaman da binalar yanındaymış gibi durur. Güzel gözükür bence. Bir tane de şöyle koyalım. Çok abartmayalım. Bir tane yolun yanında olsun. Şuraya bir tane küçük koyabiliriz. Küçük büyük, yani büyük yoğunluklu konut ama küçük alan olsun. Şu tarafa pek gitmeyelim. Önce ben şu tarafları tasarlamak istiyorum, şu kısmı. Şöyle yapalım. Bir tane buraya büyük yoğunluklu koyalım. Bir saniye abi, bunu öyle koyma. Şöyle bir tık daha büyük olsun. Aynen, bir tık daha büyük olsun oraya. Sonra şu köşeye bir tane büyük koyalım. Şu köşeye büyük koyalım. Başka nereye koysak? Sanki şurada iyi olabilir gibi. Aynen, ona bir bakalım. Bir inşa etsin. Büyük ihtimal zaten şu an ihtiyacımız var. O oyunu duraklatmışım, pardon. Dikkat etmedim ona. Buraya bir tane koyalım. Buraya bir tane koyalım. Herhalde yeter gibi. Aslında biraz daha fazla koyabiliriz ya. Aynen abi, dekorunu sonra yapacağımız için güzel olabilir. Tabii şunlar yine iki tane yaptılar. Tek koyun abi. Lütfen tek koyun. Abi inadına çift koyuyorlar ya. Belki de
Yolla bu yer şeyi alanından dolayı olabilir. Mesela şöyle yapsam, sonra kaldırsam. Yok, yine yapmıyorlar. Oldu, şimdi oldu. Büyük ihtimal olacak ama bazen olmuyor. Şöyle bir daha deneyeyim. Neyse, burada da iki tane olsun. Şimdi arkadaşlar, şu araya şöyle yapalım. Biraz dekorasyon yapalım bence. Şöyle yapabiliriz. Şuradan yaya gelsin. Yaya yolu. Şurada birleşsin. İşte sonra şöyle birleştirebiliriz. Şuradan mesela şu kısma birleştirebiliriz. Sonra da şurayı şöyle bağlayabiliriz. Ha, biraz böyle şekilli olsun. Aynısını buraya yapmayacağım. Burada farklı bir planım var. Ama şurası park gibi olsun istiyorum. O yüzden şöyle bakalım. Hangi çalımız var? Mesela şu var. Bunu bayağı küçültelim alanını. Bu arada bu niye bu kadar 30 metrelere kadar gitmişse, herhalde bir yeri yapıyorken kullanmış olabilirim. Şöyle yapsam mesela buraya. Aa, böyle güzel olur. Bunu şeyde denemiştim. Şurada belediye binasının orada koymuştum. Tabi buralar biraz yazı sıcaklığından dolayı ağaçlar kurumuş. Burada da kullanalım. Şurada herhalde kullanmıştım aynen abi. Bence güzel duruyor böyle. Tabi ağaçları fazla koyduğum için oraya biraz absürt gözüküyor. Belli bile olmuyor. O yüzden şöyle buraya bir tık daha düzgün yapalım. Mesela şuraya şöyle çekelim. Şu kısma da böyle çekemiyor muyum? Tam oldu. Aynen, tam oldu. Şöyle tüm etrafına yapalım bunu. Bence iyi duracaktır. Şu kısımdan aldığım zaman herhalde iyidir. Aynen abi, şöyle iyi oldu. Şimdi burayı koydum. Bu çalıları koydum. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şurada foundation diye bir şeyimiz vardı bizim. Böyle küçük çeşme. Bundan şöyle koymak istiyorum. Tam ortaya bir tane koyalım. Şuraya da bir tane koyabiliriz. Şöyle biraz buralara dekor yapmak istiyorum. Aynı şeyi de yaptığım gibi. O, bunun rengi değişiyor mu? Ha, geri düzeldi. Bir an için rengi değişti sandım. Hani sanki uzaktan yakından bakınca böyle rengi değişiyor gibi durdu. Neyse, sonra şöyle yapalım. Bunu kapatalım abi. Bunu kapat. Şuradan şuraya kaldırım rengi vermek istiyorum. Bence burası iyi duracaktır böylece. Aynen böyle iyi oldu sanki. Şöyle yapabilir miyiz? Bunu herhalde taşıyamıyoruz. Şöyle yapalım. Şurada bir çalı vardı. Ben bunu kullanıyordum her zaman. Şöyle fence modu yapalım. Veyahut da fence modu yapmayalım abi. Böyle düz koyalım. Şöyle etrafına çalı koyalım. Bence iyi oldu. Şuna da yapabiliriz. Şöyle. Bu arada birisi yorumlarda yazmıştı, taşı daha iyi bir tane taş varmış. Boulder yazınca çıkıyormuş. Onu koyacağım şimdi. Ona farklı bir şey yapmak istiyorum şimdi. Bakalım. Şimdi Boulder yazalım abi. Boulder. Şuradan random'u seçmek istiyorum. Böyle yapacağım. Böyle iki tane koyacağım mesela. İşte şuraya şöyle iki tane koyacağım. Bir tane buraya koyacağım. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle yan yana ikişerli koyacağım. Sonra da etrafına çalılarla, ağaçlarla dekor yapacağım arkadaşlar. Bence baya güzel gözükecek. Şöyle biraz daha arasını açabiliriz. Yani şöyle buraya hatta 3 tane mi koyuyoruz? Gerçi 3 tane biraz abartı oluyor. Çünkü kayalar o kadar iyi gözükmüyor. Aslında şeyi de yapabiliriz. Yanına 2 tane de stone yazınca mı çıkıyordu? Küçük küçükleri hangisiydi abi? Stonehead diyor. O, bu böyle surat varmış. Şöyle dik taş da var. Tombstone var, o mezarlık var abi. Onları geçen büyük ihtimal rock yazınca çıkıyordu. Aynen rock. Şöyle random yanlarında da ikişer tane koyalım. Şöyle buralar kayalık gibi olsun. Sonra taşımı koydum. Şöyle yapacağım. O, bu arada şuraya büyük bir tane, o iki tane büyük bina gelmiş bile. Arkadaşlar bence şimdiden burası güzel gözükecek. Oo. Abi burada ne oldu, bir anda trafik geldi buraya. Büyük ihtimal yeni insanlar geliyor. Onların trafiği olabilir.
Neyse orayı şimdilik es geçelim. İnsanlar gele dursunlar. Şuraya mesela şöyle bir tane ağaç koyacağım. Yanlarına şöyle küçük dekorlar yapacağım arkadaşlar. Bence bayağı güzel gözükecek. Mesela şöyle yapabiliriz. Bence güzel oldu. Şöyle de bir tane çalı koyabiliriz. Hatta şöyle iki tane koyalım. Yanına da şöyle küçük bir ağaç koyalım. Aynen. Sonra ona da biraz çalı ekleyelim. Tabi bazıları gözükmüyor gölgeden dolayı ama neyse önemli değil o. Şöyle mesela bir tane meşe ekleyebiliriz. Tam yanına. Şöyle yine büyük çalı, küçük çalılardan şöyle koyalım, serpiştirelim. Bayağı güzel olacak böyle. Aynen abi, bence iyi oldu. O bir büyük bina daha geldi. Bu arayı bitirelim. Arkadaşlar şöyle yaptım. Çeşmeleri kenarlarına da biraz ağaç koydum. Sizce nasıl gözüküyor? Benim bayağı hoşuma gitti. Özellikle şu taşı ismini söyleyen kişiye teşekkür etmek istiyorum. Bilmiyordum yani Boulder yazınca çıktığını bilmiyordum. Bence bayağı güzel oldu. Bir tık tabii şurası boş kaldı. Şuraya da dekor yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle table koyacağım. Table setimiz vardı şurada. Bence burada güzel duracaktır. Şöyle kafe tarzı bir yer yapmak istiyorum. Mesela oraya o table'dan koyalım. Şu table setinden koyalım. Şöyle mesela buraya da şundan koyalım. Şöyle biraz daha farklılık olsun. Sonra food yazacağım. Food yazınca böyle şeyler çıkıyor. Alışveriş mekanı gibi küçük ama böyle küçük. İki tane koyalım şuraya. Mesela şöyle olabilir. Şöyle biraz daha düzgün koyalım. Bir tane şuraya koyalım. Yanına da şöyle küçük bir tane koyalım. Başka ne vardı? Şöyle herhalde dondurma aracı gibi bir şey bundan koyalım. Şuraya bir tane büyükten koyalım. Yanına da bir tane vardı. Şuydu herhalde. Yani şöyle koyalım. Diğeri hangisiydi abi? Şuydu herhalde. Aynen. Bir tane şöyle yanına küçük koyabiliriz. Şuraya da yine aynısını yapalım. Böylece bayağı güzel gözükmeye başladı şimdiden. Şuraya da yine koyalım. Bir tane daha vardı. Onun ismi neydi? Hemen ona bir bakayım. Diğerinin ismi de kioskmuş. Ne demek olduğunu bilmiyorum ama şöyle bir görüntüsü var. Benim bayağı hoşuma gitti bu. Şöyle çeşitli çeşitli var bundan. Şöyle bundan yerleştirelim biraz da. Şunun yanına bir tane koyabiliriz. Aynen abi. Şu üçüncüsü nasıl gözüküyor? O üçüncü biraz daha farklı. Aynen abi. Üçüncüden şöyle köşeye koyabiliriz. Bir tane şunun yanına koyalım. Bence baya güzel oldu. Hatta bir tane de şuraya koymak istiyorum. Sonra da şurada trash binimiz vardı. Çöp kutumuz vardı. Biraz onlardan koyalım. Mesela şöyle yerleştirelim ortalara yerleştirelim sonra şöyle bunların yanına olabilir biraz dekorasyon yapalım arkadaşlar baya çünkü zevkli bunu yapması tabi baya vakit alıyor vakit aldığı için çoğu insan bunu yapmak istemiyor haklılar da yani bazen baya vakit alıyor sonra bir de konteynerımız var ben tabi şu ikinciyi daha çok sevdim böyle daha gerçekçi duruyor. Şöyle iki tane buraya koyalım mesela.
bir tane şunun yanına olsun. Burada sonuçta çöpler de olacaktır. Şöyle araçlar geldiği zaman bunlardan alsınlar. Mesela bir tane şuraya koyalım. İşte şurada büyük çöp kutusu var. Küçük çöp kutusu var. Yanına bir tane de büyük koyalım mesela. Şunun arkasına koyabiliriz. Ha, şöyle arkasına koyalım. Hatta bura çöpleri toplanma yeri gibi bir yer olabilir. Şöyle buraya biraz fazla koyabiliriz. Aynen abi, bayağı güzel oldu. Sonra arkadaşlar bir de parasol var. Şemsiye böyle. Bu da benim bayağı hoşuma gitti. Şöyle bunların yanlarına rastgele bir şekilde koymak istiyorum. Şöyle güzel gözükecektir. En son da ağaçlandırmasını yapsak. Bir de ışık koymamız gerekiyor. Aynen, ışık koyalım. Onu unutmayalım. Bazen onu unutuyorum. Şöyle rastgele koysak yeterlidir bence. Abi, bayağı gerçekçi oluyor. Keşke bu dediğim gibi önceki videoda bu direkt oyunda olsaymış abi. Yani zaten bu oyun çıkmadan önce birinin canlı yayını seyrediyordum. İşte Cities Skylines 2 bekleyenler diye bir yerdi. İngilizceydi tabi. Elemanlar şey yapıyordu. Propslar diyordu. Props deniyormuş bu dekorasyonlara. O gelecek mi diye böyle saatlerce konuşmuşlardı. Ve tabii ki de gelmedi. Sonra bir de sandbox'umuz var arkadaşlar. Bunun içine ağaç koyuyorum ben. Bayağı güzel gözüküyor. Şöyle yapalım. Etrafa biraz dağıtalım bunu. Çünkü ağaçlar çok büyük olduğu için gözümüze kötü gözükmesin. Şuraya mesela bir tane koyalım. Bir tane buraya koyalım. Bir tane şurası olsun. Yani sanki iyi oldu gibi. Sonra ağacımızı yerleştirelim. Şunun en büyüğünü yerleştiriyorum. Bu tam park alanı için oluyor. Şöyle önce tabii altına küçük çalı koyuyorum ki bir tık daha gerçekçi oluyor böylece. Böyle tabii oyun kaydetti. Aynen şöyle hepsine koyalım. Sonra bir şey daha eklemem lazım buraya. Işığı koyalım. Bunu yerleştirdikten sonra ışıklara da biraz dekor yapalım. Aynen böyle bayağı güzel oldu. Herhalde bir tane de ortada var. Aynen. Yani bence bayağı doğal gözüktü arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Şu dekorasyonlar hakkında merak ediyorum. Yani bence bayağı iyi oldu. O şeyi unuttuk. Light yazdığımız zaman da şurada şeyi koyuyorum ben. Işık olarak Commercial Light Pole diye bir tane var. Bu şey binalarında kullanılıyor büyük ihtimal, işletme binalarında. Şunu kullanıyorum ben. Güzel gözüküyor. Şöyle iç kısmına koymuşum. Şöyle buralara serpiştirelim. Şöyle buralarda ışık kaynaklarını da koyalım. Büyük ihtimal bunlar çalışıyor bir de. Yanlışım yoksa umarım çalışıyorlardır. Böyle bu kadar koyduk ama. Abi. Bence böylece bu kısım yeterli. Şöyle şeyi de kapatalım. Abi, bayağı güzel oldu. Şimdi geri kalan kısmı boş kaldı. Ona da şöyle düşürüyorum arkadaşlar. Şuraya park alanı koyalım. Büyük tabi sığmayacaktır buraya. Şu küçükten iki tane koyabiliyor muyuz? Abi, tam sığıyor. İki tane koyalım şöyle. Tabi bunun alanıyla ilgili bir problem oluyor. Ben onu da şöyle düzeltmek istiyorum hemen. Şöyle yapabiliriz. Yani şöyle koyalım. Şurada küçük bir alan kalmış. Sonra şu kısımda yok herhalde. Sadece burada oluyor bu. Şuraya şey yapalım. Yine bizim o sandbox'u alalım. Şöyle 1, 2, 3 tane koyalım. Geri kapatalım. Çalımızı alalım abi. Çalıyı tabi anarşiyle koymam gerekiyor buna. Bina olduğu için bu izin vermiyor. Bir tane bundan koyalım. Bir tane açık renkli koyalım. Yine bundan koyalım. Bu çok hoşuma gitti nedense. Kuş ağacıymış bu. O gerçi şey bu yeni Türkçe yama da ismini değiştirmişler yani. Bayağı bir şey yazıyor. Bir ağaçta bu kadar isim olur mu abi? Yazmış eleman. Neyse. Şöyle yapalım, biraz da buralara ağaç koyalım yine. Şöyle çok boş gözükmesin. Şuraya bir tane park koyabiliriz aslında. Böyle buraya tam sığacak bir şey. Ne koyabiliriz? Fazla büyük, fazla küçük. Şu olur mu acaba?
Bunda fazla yol var. Aslında şundan iki tane koyabiliriz buraya. Hatta bir tane de şuraya koyalım. Sonra da biraz doğal gözükmesi için şöyle yanlarını ağaçlandıralım. Yani biraz da renkli koyalım. Böyle aralarına farklı renkler koyalım. Aslında şuralarda diğer yerlerde yaptığım gibi çalılarla doldurabiliriz ama onlar fazla detay. Onu ben videodan sonra unutmazsam eğer yapayım. O buraya sığmıyor mu abi? Hem sığıyor hem sığmıyor gösteriyor. Neyse şöyle koyabildim. Biraz da şöyle farklı dekorasyonlar yapalım. Aynen. Bayağı güzel oldu burası. Benim bayağı hoşuma gitti. Aynen, bayağı güzel oldu burası. Şöyle yapabiliriz. Mesela şu kısma şöyle 4 tane çam ekleyebiliriz. Şunun da herhalde yanı boş. Şöyle çam koyalım. Başka bir yer kaldı mı burada? Burası herhalde şimdilik böyle yeterli gibi. Şöyle de yapabiliriz yine şu kısımları böyle boş gözükmesin. Şöyle çamlardan koyabiliriz. Ha, bayağı iyi oldu. Hatta şuraya da yapalım. Burayı böylece bitirmiş olalım. Ha, arkadaşlar bence bayağı iyi oldu. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl oldu sizce? Bir tık daha farklı şeyler yapılabilir mi? Çok mu boş gözüktü? Yani bilemedim. Bir tık sanki boş da gözüküyor gibi ama bence iyi oldu yani. Aynen. Böyle gayet iyi oldu bence. Bakalım şuraları yerleştiler mi bu arada? Ha, trafik biraz daha akmaya başlamış. Umarım buralarda çok trafik problemi yaşamayız. Şimdi geri kalan yere demiştim büyük bina yaptık. Geri kalanını da orta yoğunluklu yapacağız. Şöyle hemen doldurmaya başlayalım. Ha, bir tane şu araya direkt dolduralım. Böyle şu binaların yanına binalardan koyacağım ki böyle biraz doğal gözüksün. Bence sanki doğru düşünüyorum gibi. Yani şöyle direkt kenarlarını binalarla dolduracağım. Sonra yanlarına park koyacağım bunların. Böyle boyadığım zaman herhalde sorun olmaz. Yani şöyle iyidir. Şu kısma kadar dolduralım. Şöyle yapalım. Aynen şunun yanına mesela küçük bir bina apartman koyalım. Şuraya aslında şey olabilir. İki tane işletme koyabiliriz. Aynen burası tam işletme yeri gibi oldu. Şuraya park koyacağız. Buraya park koyacağız. Şunun yanı olabilir. İşletme koyalım. Pardon, konut koyalım. Yani şuraya mesela şey olabilir. İşletme koyabiliriz. Yanlarında da mesela hemen şöyle ağaçlandıralım. Biraz da şu büyükten koyalım. Bu büyük bayağı iyi duruyor. Sonra da aralarına renkliden koyalım şöyle. Bunun adı neydi? Ladin de herhalde. Liden miydi? Pardon, Liden de herhalde bunun adı. Tam hatırlayamadım. Türkçe ama bu sefer değiştirmişler. İsmini yazmamışlar. Neyse önemli değil abi bence. Gayet iyi oldu burası. Şimdi şu araya ne yapsak? Kesinlikle birkaç otopark koymamız gerekiyor. Hatta iki tane otopark koyabiliriz. Şunun dibine koymayacağım. Ara yolda olması sanki daha iyi olur gibi. Bilemedim. Şöyle koyabiliriz. Sonra da şu arada boş yer kalmasın. Şuraya da normal bizim şundan koyalım. Yani şöyle tamamdır. Şimdi geri kalanını da yine abi ağaçlarımı ver. Benim ağaçlarımı verin. Ağaç koymayı bu oyunda bayağı seviyorum. Yani şöyle önce meşeden koyalım. Aralara biraz şundan yerleştirelim. Koyuyu ağırlıklı koyuyorum çünkü bilemiyorum sanki bana daha doğal gözüküyor gibi geldi. Yani şuraya bir tane koyarsak iyi. Mesela iki tane şuraya renkli. Bir tane daha söğüt koyabiliriz. Mesela şöyle. İyi oldu. Yani böyle bayağı doğal gözüküyor benim kanaatimce. Aynen abi. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Mesela buraya da şunun ismi herhalde Londra uçağı mıydı? Öyle bir şeydi. Bundan koyalım. Bir tane daha şöyle koyalım. Bence gayet iyi oldu. Şu boş kısmına da şu çalıdan dizebiliriz şöyle. Aynen abi, şöyle dizelim. Bence gayet iyi oldu. Şu kısma da birer tane daha koyalım.
Aynen, bayağı iyi oldu burası. Şu geri kalan kısma partlarımızı koyalım hemen hızlıca. Şuraya iki tane sığıyor mu? Çok iyi. İki tane sığdı. Şuradan bir tane büyük koyalım. Hatta bu buraya da sığıyor. Şuraya sığmayacak herhalde. Büyük ihtimal burası. Şey yapabiliriz buraya. O sığdı, bir dakika. Sığdı abi. Çok iyi. Hemen ağaçlandıralım. Meşemizden koyalım. Şöyle olabildiğince renkli de yapalım. O abi, bu arada bir şey fark ettim. Buraya girmelerinin tek yeri şurasıymış. Buraya hemen alternatif koymamız gerekiyor. Bunu unutmayalım. Şöyle yapacağım. Şurada benim şu yol vardı, 3 şeritli. Herhalde 3 şeritliyi koyuyordum yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle hemen şuraya bir alternatif koyalım. Herhalde bu değildi. Hangisini koyuyordum acaba ben buraya? Herhalde şu da olabilir. Direkt otoban koyuyordum herhalde. Tam hatırlayamadım. Abi bunu niye yanlış koyuyorum ben? Ha. Herhalde şöyleydi. Biraz alandan feragat edelim. Şöyle biraz uzaktan koyalım. Yani böylece olmuş oldu. Şunun da yönünü diğer tarafa verdiğimiz zaman tamamdır. Burada ışık olmasına gerek yok abi. Burayı kaldır. Hatta yaya geçidine de ihtiyacımız yok. Üst geçitlerde bence gerek yok. Hatta şuradakini de kaldıracağım. Burada da ışık da olmasın. Bence mantıklı oldu. Şöyle hemen düzeltmiş olduk burayı. Büyük ihtimal burada da tıkanacaklar yani, tek şerit olduğu için. Neyse abi, şuraya devam edelim. Burayı bir an önce bitirmek istiyorum. Şöyle yapacağız. Burada da yine büyük bina vardı. Şöyle yapalım. Şunu yanına şöyle küçük bir bina koyalım. Yanına da büyük apartman koyalım. Aynen. Sonra da şöyle arkasında dolduralım. Yine aynı şekilde şuna da öyle yapalım. Şu kısımdan. Şöyle şuraya herhalde iki tane sığdırır. Umarım. Şöyle. Şöyle. Şurayı da dolduralım. O buraya da bir tane aslında şey olabilir. Hatta iki tane işletme yapar mı? Aynen, iki işletme yapsın oraya. Bayağı iyi oldu. Şuraya da yine iki tane apartman koyalım. Başka neresi kaldı? Başka nereyi yapabiliriz? Şurası var. Bunun yanına apartman koyalım. Apartmanlardan. Şurası sanki bura olmaz gibi. Tren istasyonu var. Şey, tren rayları var. Şöyle olur herhalde. Yani buna büyük ihtimal izin verir. O bir saniye abi, yanlış binadan koyuyormuşum. Bayağı yanlış binalardan yerleştirdim. Nerelere koydum ben onu? Herhalde bayağı bir yere yerleştirdim. Tamamdır abi, onları geri düzelttim. Şuraya şey yapmak istiyordum. Buraya da yine dekorasyon yapmak istiyorum ama şöyle yapacağım arkadaşlar, buraya şunlar bir inşa etsin. Ondan sonra başlayalım buraya. En sonunda buraya yapıp bitirelim. Bayağı güzel oldu bence buralar, bu kısımlar. Şuralara da yine ağaçlarla doldurabiliriz. Küçük çalılarla. Olabildiğince doğal gözüksün. Herhalde tamamdır. Yani şöyle çalı olabildiğince koymaya çalışıyorum. Herhalde tamamdır burası. Şurası kaldı. Buraya da hemen yine apartmanlardan dolduralım. Şu kısma. Şuraya. Burada sıralı gözüksünler. Şuraya başka bir şey koyarız. Özellikle şöyle şuradan kapatalım. Ha, oraya da yine aslında dekor yapabiliriz. Ha, şu kısma. Tam bu kısma bir dekor yapalım abi. Bence iyi olacaktır. Şöyle koyabiliriz. Şu kısımdan şöyle alalım. Kapatalım. Sonra şöyle yine alanını boyayalım.
Arkadaşlar buraya da şöyle bir dekorasyon yaptım, bence güzel oldu. Yani şöyle çeşmelerden koydum. İşte yanlarına şöyle çimenlerden ekledim, bayağı bence güzel oldu. Buraları keserek yaptım çünkü yani video çok uzun olmasın, zaten bayağı bir şey yaptık zaten. En sonda şu boş alanımız kaldı. Hemen burayı da dolduralım. Şöyle burada iki tane şeyimiz vardı. Otoparkımız vardı. Bir tane de şuraya ekleyelim bence. Aynen, bir tane de buraya ekleyelim. Nerede abi otoparkımız? Şuraya bir tane büyük ekleyelim. Sonra şuradan bir şey çekelim. Normal insanlar yürüsün. Şuraya da yine ağaçlandırmamızı yapalım. Ha, şöyle ağaçlandırma dediğim gibi bayağı gerçekçi olmasını da sağlıyor oyunun. Böyle daha bir doğal gözüküyor. Şöyle iyidir sanki. Ha, böylece burası da tamam. Şu araya da yine park yerleştirelim. Büyük park sığıyor mu buraya? O abi tam sığabilirmiş ama kaçırdık orayı. Şöyle yapsak büyük sığıyor mu? O bu hiç sığmıyor. Abi bu partlar keşke bir tık daha çeşitli olsaymış. Şu sığıyor mu? Aa, bu da sığmıyor. Çok iyi. Hiçbirini koyamıyorum. Aslında şu şeyden koyabiliriz. Topluluk havuzu diyor. Bir tane bundan koyalım. Arkasına da şöyle. Şurada küçük parkımız vardı. Şu muydu abi, bir saniye. Hangisiydi? Şu olması lazım. Yani iki tane şundan koyalım. Geri kalanı da yine ağaçlandıralım. Bu kısım da tamam arkadaşlar. Şurası kaldı. Yine buraya da park doldurabiliriz ama şurada şey sığmıyor arkadaşlar. Bunları önceden düşünerek koymamız gerekiyordu. Bunların hiçbiri buraya sığmıyor. Aslında şöyle yapabiliriz. Tabi bunun gürültü kirliliği var mı? O gürültü kirliliği yok bunda. Abi şöyle koyalım bunu o zaman. Aynen, bence gayet iyi oldu. Şurası boş kalmış. Hemen boş yeri gördüm. Dolduralım. Buralar boş kalmasın abi. Aynen. Hatta şuralarda da boşluklar var. Şöyle sıralı çam doldurabiliriz. Daha biraz koyması daha zor. Çok yakın olduğu için binalara. Aynen, onu ufak detayları ben videodan sonra yaparım. Herhalde böylece bitirdik burayı. Şurada bir boş alanımız kalmış. Buraya park koyacaktım ama biraz daha yerleşik koyalım. Arkadaşlar şurayı herhalde bu videoda yapamayacağım. Çünkü bayağı bir vaktimiz gitti. Şöyle yapabiliriz. En son şuraya da bir işletme yeri koyalım. Yani şöyle işletme yeri koyalım. Ağaçlarla bitirelim burayı. Şöyle sıralı çam koyabiliriz buraya. Biraz alanını büyütelim. Şu iyi midir? Aynen böyle iyi oldu. Şu kısmını da böyle biraz boyayalım abi. Çok da fazla detaya inmeyelim. Şöyle boyayalım. Biraz daha açık renkli boyayalım. Herhalde tamamdır. Biraz altına falan da geliyor. O bayağı. Aynen, ben bu hattı bayağı yüksek çekmiştim ileride olabilecek şeylerden dolayı. Şuraya biraz bir şey yapmamız gerekiyor. Buradan giriş çok az. Ama gerçi ilk yerleşmeler olduğu için büyük ihtimal o. Arkadaşlar bence bayağı iyi oldu. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Nasıl oldu? Farklı şeyler de yapılabilir mi? Yazarsanız sevinirim. En sonunda şu kısmı ağaçlarla doldurup bitirelim arkadaşlar. Bence bayağı iyi oldu bu kısım. Yani biraz doğal yapmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Şuralarda dolduralım tamamen. Ağaçlarla sonra bitirelim. Şu kısımlar, yani şuraları böyle ağaçla doldurmamın sebebi şurada anlatmıştım arkadaşlar, bayağı doğal gözüküyor diye. Özellikle mesela bazen bina yapmak yerine ağaçla doldurmak böyle daha doğal gösteriyor. Mesela şurada biraz küçük yerimiz var. İşte burada var. Yani şöyle uzaktan bakın arkadaşlar. Bayağı güzel. Mesela tarlaların alan aralarında böyle küçük ormanlık alan bayağı benim hoşuma gitti. Yani bayağı güzel gözüküyor. O yüzden böyle yapıyorum. Onu da belirteyim. Sonra biraz da açık renkli dolduralım. Yani abi böylece burası tamam gibi. Tabii biraz daha burası dar olduğu için
çok yerleştirmedi ağaç. Sonra detaylı bir şekilde ben onu yerleştiririm. Nüfusumuz arttı mı bu arada? Nüfusumuzda pek bir değişiklik olmadı. Olmadığı daha iyi. Zaten çok fazla insan vardı. Bence gayet iyi oldu arkadaşlar. Yani şöyle biraz da yüksek bina var. Çok abartmadım yüksek binayı şu diğer yerde olduğu gibi. Bence yeterli gibi sanki. Bilemedim. Şu kısım tabii boş kaldı buraya. Dediğim gibi şurada yaptığım şeyi yapmak istiyorum. Şurada özellikle kullandığım park alanını oraya yapmak istiyordum ama video çok uzun oldu arkadaşlar ve bayağı da bir şey yaptık aslında bence. Şu görüntü bayağı iyi oldu yani. Buna değdi. Ha, bayağı güzel oldu ya. Böyle daha çok böyle şeyler yapmamız gerekiyor bence. Oyun böyle güzel gözüküyor. Yani mesela şurası arasında ağaçlar var. İşte şurada bir dekorasyon yaptık. İşte burada bir dekorasyon yaptık. O otoparkları hemen doldurmuşlar abi. Bayağı iyi. Ağzına kadar doldurmuşlar. Çok iyi. Gerekiyor. O zaman biraz daha otopark yapmamız gerekiyor olabilir. Aynen. Şu kısmı doldururuz. Şu kısımları doldururuz. Bu da büyük ihtimal iki parçadan oluşacak arkadaşlar. Çünkü şu kısım da var. Şu kısım da var. Şurada birleşim yerlerimiz var hala. Büyük ihtimal ikinci bölümü de gelir bunun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yorumlara düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.